Arkadaşlar herkese günaydın. Bugün 22 Şubat Çarşamba günü, depremin 16. günü. Bugün çadırımızdan başlayıp şehir içindeki çekimlerimizin nasıl devam ettiğine dair ufak bir bilgilendirme videosu yapacağım. Burası bizim çadırımız. Burada 2 kişi kalıyoruz. Tabii arkadaşın annesi ve babası da var. Onlar da deprem durumunda veyahut sarsıntı durumunda hemen çadıra geliyorlar. Burada beraber kalıyoruz. Şu benim yatağım. Bu da bizim arkadaşın yatağı. Ben aynı zamanda tabii kampçı olduğum için böyle buraya uyku tulumumu getirdim. Uyku tulumunda kalıyoruz. Bu ışıkla geceleri aydınlanmamızı sağlıyoruz. Bu ısıtıcıyı yine ben sobalı yerlerde falan kullanıyordum. Allah'tan bu ısıtıcı bizim işimizi az da olsa görüyor. Buraya çadırı hemen arkadaşların müstakil evinin önüne kurduğumuz için evden buraya üçlü priz uzattık. Burası da bizim küçük bir mutfağımız gibi bir şey. Atıştırmalıklarımız var. Çadırımızdan böyle çıkıyoruz. Bunlar benim çizmelerim. Bazı arkadaşlar soruyor, o çizmeleri niye giyiyorsun diye. Hava güneşli değil mi diye. Tabii dışarıdan öyle görünüyor. Burada çantamız, sırt çantam ve burada sobamız var. Dışarıdan her ne kadar güneşli görünse de hava buz gibi. Bir ikincisi, şehir içinde sürekli dolaştığım için artık eski Gölbaşı'nın o yolları yoktur. Çoğu yollar bozuk. Köy yolu gibi. Ondan sonra birçok yola da zaten enkaz devrilmiş durumda. Yeri geliyor mezarlığa gidiyoruz. Çamurun içinde dolaşıyoruz. Bir diğer en önemli husus da hava çok soğuk olduğu için motosikletle seyahat ettiğim için çok ciddi bir soğuk geliyor. Ayaklarım buz tutuyor. O zaman da tabii hastalanıyorum. Hatta birkaç gün hastalanmıştım. O yüzden çekim yapamadım. Aynı zamanda Behçet hastası olduğum için 22 senedir tedavi gördüğüm için ve 5 tane de ameliyatım olduğu için biraz dikkat etmek zorundayım. O yüzden bu çizmeler özellikle beni motor sürerken rüzgardan, soğuktan koruyor. Ayaklarımı sıcak tutuyor. Yoksa ayaklarımdan soğuk alırsam ben de hemen hastalanıyorum. Çadırımızı hemen böyle arkadaşın müstakil evinin önüne kurduk. İlk zamanlar arkadaşım burada ailesiyle beraber kalıyordu çadırda. Tabi sonra da biraz daha sakinleşince diyeyim, çadırda böyle bu şekilde günlük maceramız başlıyor. Burada depremzede tavuklarımız, horozlarımız var. Onlar da tabi çadırın içine ara ara gelip bize misafir oluyorlar. Motosikletim de burada. Şimdi birazdan çekimler için yola çıkacağım. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Bugün 22 Şubat Çarşamba günü, depremin 16. günündeyiz. Biraz önce çadır içerisinde çektiğimiz görüntü sonrası Gölbaşı'ndaki gün içindeki maceramız başladı. Çekimler için Mimar Sinan Okulu'na giderken Mimar Sinan Mahallesi 847. sokak karşısında Çınar Apartmanı var. Bu apartman da depremde Mimar Sinan Mahallesi'nde en çok zarar gören binalardan bir tanesiydi. Şimdi bu Çınar Apartmanı'nın yıkılışı gerçekleşecek. Hemen onu size burada canlı canlı çekip göstermeye çalışacağım. Gölbaşı'ndaki gün içindeki maceramız bu şekilde başlamış oldu. Bakalım ileriki saatlerde nelerle karşılaşacağız. Evet, Mimar Sinan Mahallesi 847. sokak karşısındaki Çınar Apartmanı'nın yıkım işlemi şu an gerçekleşiyor. İş makineleri geldi. Güvenlik güçleri çevrede böyle şerit çekip önlem almış durumda. Vatandaşları buraya yaklaştırmıyorlar. Şu an yıkım başlıyor. Mahallesi'nde 847. tam karşısında bulunan Çınar Apartmanı'nın yıkım işlemi şu an gerçekleşiyor. Bu binada acil yıkılacaklar arasındaydı. Evet.
Arkadaşlar çadır sonrası Mimar Sinan Mahallesi'ne gelmiştik. Buradaki yıkımı sizlere çektik. Şimdi buradaki yıkımdan sonra bir başka çekim noktamız olan Mimar Sinan Kültür Öğretim Okulu içerisine gideceğiz. Oradaki çalışmaları yerinde inceleyeceğiz. En başında son durum böyle. Bir tarafta yıkımlar oluyor. Bir tarafta yıkımlardan geriye kalanları toparlamaya çalışmak için yapımlar yapılıyor. Ben de sizlere bunları elimden geldiğince aktarmaya çalışacağım. Mimar Sinan Mahallesi'nde Çınar Apartmanı'nda son durum bu şekilde. Arkadaşlar merhaba. Bugün 22 Şubat Çarşamba günü Adıyaman Gölbaşı ilçesindeyiz. Gölbaşı'nda Mimar Sinan Ortaokulu'nun bahçesindeyiz. Buraya Kızılay gönüllüler aracılığıyla sosyal market açmış durumda. Burada Adıyaman Gölbaşı ilçesinde depremden etkilenen vatandaşlar gelip buraya her türlü ihtiyaçlarını burada karşılayabiliyorlar. Buradaki çalışmaları ben bizzat gördüm, baktım, inceledim. Ve elimden geldiğince size de buradaki çalışmaları anlatmak istiyorum. Hemen şimdi size böyle okulun dışından ilk başta birkaç görüntü göstereyim. Ondan sonra içeriye girip tek tek burada yapılan çalışmaları size anlatmaya çalışacağım. Mimar Sinan Ortaokulu içerisinde Kızılay'ın gönüllü arkadaşları burada çalışmalar yapıyorlar. Burada günde 3 öğün yemek veriliyormuş. İhtiyaçları karşılamak isteyen vatandaşlar da saat 11 ile 6 arasında buraya gelip buradaki sınıflarda her türlü ihtiyaçlarını temin edebiliyorlar. Şimdi buradaki sistemi ben size şöyle bir göstereyim. Burada sınıf sınıf ayarlamışlar. Bu baştaki sınıfta ısınma ihtiyaçları var. İhtiyacı olan insanlar geliyorlar böyle buradan. Her türlü ısınma ile ilgili ihtiyaçlarını buradan karşılayabiliyorlar. Sonra burada bulunan gönüllü arkadaşlarımız da sağ olsunlar gıda ihtiyaçlarını buraya ayırmışlar. Burada insanlar gelip gıda ile ilgili ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bu kuru gıdalarla yemekler yapılıyor. Sonra bu sınıfa geldiğimizde burayı çocukların temel ihtiyaçları ile ilgili arkadaşlar sağ olsunlar sınıflandırmışlar. Burada hem çocuk bezleri, ıslak mendiller, mamalar vesaire hepsi sınıflandırılmış durumda. Siz buraya geliyorsunuz, ihtiyacınızı söylüyorsunuz. Gönüllü arkadaşlar sağ olsunlar ihtiyaçlarınızı size temin ediyorlar. Bu odaya battaniye ve yorganları koymuşlar. Çok ciddi manada burada yardım geldiğini, artık fazlasıyla bulunduğunu ve böyle koridorlara yığdıklarını anlatıyorlar. Hemen öğretmenler odasında böyle yardım kolileri yapılmış. Bu yardım kolileri İstanbul Valiliği tarafından ayarlanmış. Her bir yardım kolisinin içerisinde bir ailenin bir haftalık ihtiyacını karşılayacak malzemeler var. Gıda malzemeleri var. Hemen okulun ikinci katına çıkıyoruz. Mümkün mertebe insanların yüzünü çekmemeye çalışıyorum ben. Burada saat 11 ile 6 arasında vatandaşlarımız gelip gönüllülere ihtiyaçlarını söylüyorlar. Gönüllüler vatandaşların ihtiyaçlarını sağ olsunlar karşılıyorlar. Hemen bu karşı sınıfta ayakkabı bölümü var. Burada yine ihtiyacı olan vatandaşlarımız gelip kendi ayak numaralarına uygun şekilde ayakkabıları seçip beğenip giyebiliyorlar. Burada yine çocuklarla ilgili elbiseler, kıyafetler var. İhtiyacı olan vatandaşlarımız gelip burada çocuklarının giyecek ihtiyacını karşılıyorlar. Sağ olsun bir gönüllü arkadaşımız da vatandaşımız el ele kol kola yardım etmeye çalışıyor. Burada bayan kıyafetleri var. Çok fazla girmiyorum. Burada da erkek kıyafetleri. Yine ihtiyacı olan depremzede vatandaşlarımız buraya gelip burada ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Burada erkek kıyafetlerinden kendilerine uygun olanı seçip alıp gidebiliyorlar. Burada para geçerli değil. Para geçmiyor. Evet. Şu
el ele tutma olayı çok önemli benim için, çok anlamlı. Yani hakikaten burada yakın olmayan insanlar oluyor. Tek başına kalan yaşlı vatandaşlarımız oluyor. Onların hakikaten bir el tutmaya, bir sarılmaya ihtiyacı var. Sağ olsun onu da Kızılay'da çalışan gönüllü arkadaşlar ellerinden geldiğince yapmaya çalışıyorlar. Hepsine ben teşekkür ediyorum. 22 Şubat Çarşamba günü Adıyaman Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Ortaokulu'nda size aktaracaklarım bu kadar. Bu bölgede herhangi bir yardıma ihtiyacı olan insan gelip burada ihtiyaçlarını karşılayabilir. Mimar Sinan Ortaokulu bahçesinde Kızılay'ın yapmış olduğu yardımlara ek olarak bir de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından psikososyal destek merkezi açılmış durumda. Burada yine depremden etkilenmiş çocuklara gönüllü öğretmenler aracılığıyla, gördüğünüz gibi burada böyle eğitici öğretici faaliyetler yapılıyor, oyunlar oynanıyor. Ben yine fazla yaklaşmıyorum, çocuklarımızın yüzünü göstermemeye çalışıyorum. Burada gördüğünüz gibi çocuklarımız böyle bu şekilde gönüllü öğretmenlerle birlikte eğitici öğretici oyunlar oynuyorlar. Burada da gün içerisinde sürekli bu şekilde aktiviteler devam ediyor. Mimar Sinan Ortaokulu'ndan aktaracaklarımız bu kadar. Evet arkadaşlar, çadırda başlayan yolculuğumuz Gölbaşı içerisinde Mimar Sinan Mahallesi'nde devam ediyor. Mimar Sinan Mahallesi'nde en çok hasar alan Çınar Apartmanı'ndan sonra, ki şu an o yıkılıyor, diğer apartman da burada, ismini bilmiyorum ama A101'in olduğu yerde bir park var. Parkın hemen arkasındaki bu bina. Bu binayı şöyle size göstereyim. Bunlar depremin ilk gecesi bizim de yardıma geldiğimiz bir binaydı. Bina bir kat olduğu gibi çökmüştü. Bu da Mimar Sinan Mahallesi'nde en çok hasar gören İkinci bina diyebilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bina bu şekilde. Bu bina Mimar Sinan Mahallesi'nde şöyle sol tarafımızda sosyal hizmet binası var. Onun karşısında A101 var. A101'in arka tarafına düşen şu bina. Bu binayı ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Binadan sonra yine Mimar Sinan Mahallesi'nde en çok hasar gören, hatta daha doğrusu yıkılan, ki depremin olduğu saatten hemen bir yarım saat sonra benim de gidip enkazdan 3 kişiyi çıkarmaya yardımcı olduğumuz bir binaya doğru gidiyorum şu an. Tarım Kredi Kooperatifi'nin hemen üstündeki binaydı. Bu Gölbaşı Malatya yolu üzerinde, Gölbaşı şehir içinde Tarım Kredi'nin marketi var. O marketin olduğu bina. Gördüğünüz gibi bina tamamen enkaz halinde. Sokağa yıkılmış ve sokak trafiğe kapanmış durumda. İlk gece biz buradan 3 kişinin çıkarılmasına yardımcı olmuştuk. Bina bu şekilde. Altında araba kalmış. Şöyle etrafından dolaşayım. Çok fazla da yaklaşmamaya çalışıyorum ama bu şekilde. Başında bu Mimar Sinan Mahallesi'nin olduğu yerde, bu binayı bilenler bilir, bu binada
ciddi bir hasar oluşmuş. Bazı dairelerin duvarları yıkılmış durumda. Hemen sol tarafında afet evleri var. Bu afet evleri tabii bölge deprem bölgesi olduğu için buranın aslında olması gereken mimarisine uygun yapılmış binalar. İki katlı binalar. Drone çekimi de yaptım. Buralarda çok fazla hasar yok. Ama yeni yapılan, özellikle de yeni yapılan 7 kat 8 katlı binalar tuzla buz olmuş durumda. Bu da aslında herkesin bildiği o gerçeği aslında yüzümüze çarpıyor. Bu sağ taraftaki dediğim gibi tükenmezlerin sup sattığı binaydı. Evet, bu bina da yeni yapılan binalardan bir tanesi. Gördüğümüz gibi yan yapmış durumda. Burası BİM'in olduğu yer. Hemen yan tarafta Tarım Kredi Kooperatifi'nin, daha doğrusu Tarım Kredi Kooperatifi marketinin olduğu yer. Şöyle motoru durdurup burada bir de detaylı çekim alacağım. Gördüğünüz gibi araç bu halde. Evet. 6 Şubat günü depremin İlk olduğu an, depremden hemen bir 15-20 dakika sonra biz bu binaya gelmiştik. Bu binada, şu arka taraftaki binanın oradan 3 kişinin çıkarılmasına yardım etmiştik. Onlar hep hayattaydı. Bu bina Mimar Sinan Mahallesi'nde enkaza dönmüş. Yıkılmış tek bina. Diğer binalar ciddi hasar görmüş ama gördüğünüz gibi arabanın son durumu bu şekilde. Depremden tamamen zarar görmüş durumda. Hemen karşısındaki bina da tamamen yıkılmış durumda. Sağ tarafta böyle yıkılmış bir bina var. Ekmeğin olduğu binalar da çok ciddi hasar almış durumda. Buralar da çok kötü. Evet, şimdi birazdan Gölbaşı'nda depremin simge binası diye benim de ara ara videolarda gösterdiğim bir bina var. Bina tamamen yan yatmış ve pencereleri dahi kırılmamış durumda. Çevreden bana çok söyleyen oldu bu binayı haber kanalları Hatay'da gösteriyor diye. Bu bina Hatay'da değil arkadaşlar. Bu bina Gölbaşı'nda. Şöyle ben size göstereyim. Arkadaki binaların üzerine yatmış durumda. Binanın temeli bu şekilde. Evet, bina bu şekilde. Hemen bu binanın karşısında mini hal vardı. Eski öğretmenler lojmanı. Mini halin olduğu yerler de tamamen yıkılmış durumda. Şimdi buradan Yavuz Selim Mahallesi'ne doğru giriş yapacağım. Şu ara sokağa gireyim. O depremin simge binasının bir arka tarafını size göstereyim. Diğer arkadaki binaların üstüne nasıl yıkılmış onu da bir görelim. Evet. O geriye yatan bina gördüğünüz gibi arkadaki evlerin üzerine yıkılmış durumda. İlerisi biraz tehlikeli. O yüzden fazla gitmiyorum oraya. O yan yatan binanın arkasındaki durum bu şekilde. Yavuz Selim Parkı. Yavuz Selim Parkı'nda gördüğünüz üzere çadırlar kurulmuş. Buradaki binalar da depremin ilk gününden bu yana çok ciddi zarar görmüştü, yıkılmıştı. Evet.
Yavuz Selim Mahallesi'nde Yavuz Selim Parkı'ndan aşağıya doğru Meslek Yüksek Okulu'nun olduğu yere doğru ilerliyorum. Buradaki durumu da göstermeye çalışacağım. Şu sol tarafta yan yatan binalar vardı. Gölbaşı Stadyumu'na giriyoruz. Stadyumda bir tane helikopter gelmiş durumda. Arkadaşlar 22 Şubat Çarşamba günü depremin 16. günündeyiz. Adıyaman Gölbaşı ilçesindeyiz. Şu an Gölbaşı Stadyumundayım. Buraya bir tane askeri helikopter inmiş durumda. Ulaştırma Bakanımız Gölbaşı ilçesine gelmiş. Burada inceleme faaliyetlerinde bulunuyor. Hemen bunun da bilgisini sizlerle paylaşayım istedim. Şöyle hemen uzaktan bir helikopteri size göstermek istedim. Bu şekilde bilginiz olsun arkadaşlar. Arkadaşlar 22 Şubat Çarşamba günü Adıyaman Gölbaşı ilçesindeyiz. Gölbaşı Stadyumundayız. Buraya askeri helikopter inmiş durumda. Askeri helikopter Ulaştırma Bakanı'nı Gölbaşı'na getirmiş. Ulaştırma Bakanı burada incelemelerde bulunuyor. Şimdi helikopter birazdan hareket edecek. Bu gelişmeyi de Gölbaşı'nda size aktarmış oldum. Şu an bakan stadyuma giriş yapmak üzere. Sonrasında buradan ayrılacak. Helikopter de uçuşa hazır vaziyette. Evet, bakanın konvoyu şu an geliyor buraya. Ulaştırma Bakanlığı konvoyu buraya gelmiş durumda. Helikopterle ayrılıyor. Arkadaşlar 22 Şubat Çarşamba günü depremin 16. günündeyiz. Şu an Gölbaşı'nda Meslek Yüksek Okulu'nun olduğu yere geldim. Meslek Yüksek Okulu'nun hemen karşısında bulunan ek binaların olduğu yere geldim. Burası çocukluğumuz zamanında tatil köyü olarak geçerdi. Bu arada hemen şu görüntüyü sizlere göstereceğim. Görünce bunu aktarmak istedim. Depremin boyutunu, şiddetini gözler önüne seren bir görüntü var burada. Tren yolunun son durumu, yaşanan deprem sonrası bu hale gelmiş. Hemen onu da sizlere göstereyim. Evet, burası Gölbaşı'nda tren istasyonuna giden bölge. Meslek Yüksek Okulu'nun olduğu yerdeyiz. Evet, burada tren yolu bu hale gelmiş durumda. Bu da bize yaşanan depremin boyutunu, şiddetini gösteriyor. Aynı şekilde yolun diğer tarafında da o şekilde bozukluklar var. Ben drone çekim esnasında bu tatil köyünde çok ciddi hasar meydana geldiğini görmüştüm. O yüzden buraya tekrardan motosikletle gelip bir de o şekil çekim alıp yerinde sizlere göstereyim istedim.
Evet, şu an yol boyunca tren yolu tamamen hasar görmüş durumda. Yine ilerlerde de kıyı restoranta doğru da şu an ben gözle görebiliyorum ama kamerada ne kadar gösterir bilemiyorum. Şu an yol tamamen yamulmuş durumda, tren yolu ve raylar. Şimdi Meslek Yüksekokulu'na geliyoruz. Burada da çok ciddi hasar vardı. Depremden dolayı burası da göl başında en çok zarar gören yerlerden birisi. Buradaki son durumu da size aktarmaya çalışacağım. Sabah çadırda kalktığım zaman, hazırlığımı yaptığım zaman size söylemiştim. Göl başında çekimler yapmaya gidiyoruz. Bakalım nelerle karşılaşacağız dedik. Çıkar çıkmaz hemen yaşadığım olayları, gördüğüm olayları kısaca özet geçiyorum. İlk başta Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Çınar Apartmanı'nın yıkımına şahit olduk. Sonrasında Mimar Sinan Ortaokulu'nda Kızılay'ın açtığı sosyal marketi gezip orada yapılan yardımları yerinde inceledik. Oradan şehir içi yıkılmış binaları sizlere göstermeye çalıştım. Sonrasında Gölbaşı Stadyumu içerisinde bulunan Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nu getiren helikopteri gördük ve oradan hemen Ulaştırma Bakanı'nın geldiği bilgisini paylaştık. Şu an Gölbaşı Meslek Yüksekokulu'nun ek binasında göl kenarına olan kısımdayız. Buradan sonra da yine gölbaşını göstermeye devam edeceğim. Tabi ek olaylar, gelişmelerle karşılaşırsam da onları yine size anlık bildirmeye çalışacağım. Evet, gördüğünüz gibi burası tamamen hasar görmüş durumda. Burayı şöyle size ilk başta genel bir göstereyim. Burada bu sene yine geçen sene olduğu gibi kürek şampiyonası yapılması planlanıyordu. Ama maalesef yaşanan bu yıkımdan ötürü, yaşanan bu deprem felaketinden ötürü o şampiyona da iptal olmuş durumda. Evet, depremin izlerini burada bu şekilde görmüş oluyoruz. Yer nasıl oynamış, nasıl çukurluklar oluşmuş. Gördüğünüz gibi tabi burası göle yakın bir alan olduğu için buranın zemini zaten sıkıntılı. Şurada yaklaşık 1 metre boyunda bir çukur oluşmuş durumda. İnmek için ileriden ilerleyeceğim. Aynı zamanda buranın drone videosunu da size göstereceğim ki depremin yıkıcı boyutunu daha iyi görebilirsiniz diye bu bölgede. Şurada tesisler vardı. Onlar hep sular altında kalmış. Burası şu an biraz tehlike arz ediyor. O yüzden fazla gitmeyeceğim. Tamamen sular altında kalmış bu bina. Bu bina da yine tamamen yıkılmış durumda. Normalde ben buraya kürek şampiyonasını çekmeye gelmiştim geçen sene. Biz şu karşıda gördüğünüz iskeleye kadar yürümüştük. O iskelede çekimler yapmıştık ama buradan sonrası şu an tamamen sular altında kalmış. Evet. Buradan, bu gördüğünüz yerden şu yaklaşık 50 metre ilerisine kadar normalde iskele vardı. Şurada zaten dubaları görüyorsunuz. Oradan çekim yapmıştık ama bu bina şu an tamamen sular altında kalmış durumda. Evet. Şu binada her ne kadar tehlike arz etse de içerisini görmek mümkün değil gibi görünüyor. Diğer taraftan bir dolaşayım. Evet, çukuru görüyorsunuz arkadaşlar. Yani yaklaşık 1 metre, hatta 1 metreden de fazla böyle çukurlar oluşmuş durumda. Şöyle binanın etrafını bir dolaşayım.
Burası gördüğünüz gibi zemin yaklaşık 1 metreden fazla tamamen çökmüş durumda. Şöyle binanın içerisine de size uzaktan göstereyim. Ama girmeyeceğim, tehlike arz ediyor diye. Evet, buradaki son durum bu şekilde arkadaşlar. Burası Adıyaman Gölbaşı Meslek Yüksekokulu'nun göle nazır ek binaları. Bu binalarda son durum bu şekilde. Arkadaşlar 22 Şubat Çarşamba günü Adıyaman Gölbaşı ilçesinde deprem çadırında başlayan deprem çekimlerimiz devam ediyor. Şu an Yavuz Selim Mahallesi'ne geldik. Biraz önce Meslek Yüksekokulu'nun bahçesini çektik. Oradan şimdi Yavuz Selim Mahallesi'nin ara sokaklarına girip buradaki son durumları size aktarmaya çalışacağım. Evet, Yavuz Selim Parkı'na kurulan deprem çadırlarını görüyorsunuz. İnsanlar burada kalıyor. Şu an Yavuz Selim Parkı'nın sol tarafında bulunan ve yıkılmış bir enkaza geldik. Karşıdaki binada yıkılmak üzere. Bakalım gidebilirsek. Oradan gidelim. Burada yolların çoğu çökmüş durumda. Birçok yola da bu şekilde enkazlar yıkılmış ve yollar tamamen kapanmış durumda. Evet, burası biraz tehlike arz ediyor ama gidelim buradan. Evet, motorla yolculuk biraz zor oluyor. Bir elimde kamera, diğer elimde de şöyle motoru sürmeye çalışıyorum. O yüzden ara ara böyle görüntülerde sıkıntı olabilir. Evet, burası Yavuz Selim Mahallesi'nin bir girişi. Burada Girişoğulları Camii'si var. Bu Girişoğulları Camii'nin sol tarafında da yine meşhur hep bahsettiğimiz Rich Rich binası vardı. İlk depremde, 6 Şubat günü ilk depremde yıkıldı. Şu an görevliler hasar tespit çalışmalarını yapıyorlar. Evet. Şimdi buraya birazdan detaylı bakacağım. Evet, Yavuz Selim Mahallesi'nde yıkımın en çok hissedildiği noktalardan bir tanesi bu Girişoğulları Camii'nin olduğu şu sokak. Bu sokağın başında Rich Rich apartmanı vardı. O yerle bir oldu. Şu apartman ciddi hasar gördü. Yine sağdaki bu yeşil apartman yan yatmış durumda. Bu sokakta ciddi hasar ve yıkımlar meydana gelmişti. Şimdi burada göl kapalı olduğu için etraftan dolaşmaya çalışıp size o binaları göstermeye çalışacağım. Evleri gibi iki katlı yapılmış olsa belki göl başında bu kadar hasar olmayacak ama bu bina iki kat giriş dükkan, üstüne 5 kat apartman terası var mıydı bilmiyorum. 7 katlı bir binaydı. Tamamen ilk depremde yıkılmış ve yerle bir olmuş durumda. Burada yakınlarımız da olmak üzere maalesef çok can kaybettik. Evet.
yerler de tamamen hasar görmüş, yan yatmış durumda. Yani taşıyabilenler eşyalarını taşımaya çalışıyor. Şimdi ileride yine ilk depremde yıkılmış bir Nur apartmanı vardı. O apartmanı da size göstermeye çalışacağım. Burası da yine ilk depremde yıkılan binalardan bir tanesiydi. Bu sokak da tamamen trafiğe kapanmış durumda. Mahallesi'nde Özran sitelerinin olduğu caddeden Özdemir Pastanesi'ne giden yol burası. Burada da yine sağdaki apartmanlar tamamen yıkılmış durumdaydı. Yine bu apartmanlarda da çok ciddi can kayıpları olmuştu. Geçmiş olsun abi. Şöyle çok fazla girmeden, çünkü arkadaki binalar hala tehlike arz ediyor. Şu sağ taraftaki binada benim ailemin oturduğu bina, o da ciddi hasar aldı, yıkılmak üzere. Evet, burası Yavuz Selim Mahallesi'ndeki yine en çok can kaybı yaşanan binaların enkazından görüntüler. Maalesef durum bu şekilde. Buralarda evler tamamen birer kat yerin dibine doğru çökmüş durumda. Geçmiş olsun abi. Bu binada tehlike arz ediyor. Biraz yan yatmış durumda. Bazı aileler eşyalarını çıkarmaya çalışıyor. Evet, burası Adıyaman Gölbaşı ilçesi, Yavuz Selim Mahallesi. Evet, maalesef eşyalarını çıkarmaya çalışan. Geçmiş olsun hocam. Geçmiş olsun. Abi. Heh. Sen zahmet yani. Sen ne işin? Ben buralıyım. Gölbaşılıyım. Gölbaşılıyım.
Gölbaşı ile vatandaş. Yani mesela şimdi biz, benim ev bunlar. Evet. Söyleyeli bu. Evet. Zarar. Evet. Malzeme gitti. Evet. Yani başka adam para vereyim. Evet. Biz daha vermedik. Yani maalesef bilgim yok. He. He. Geçmiş olsun. Eyvallah. Sağ ol. Evet, burası yeni mahalle. Yavuz Selim mahallesi. Gördüğünüz gibi binalar yan yatmış durumda. Tehlikeli, riskli olduğu için bu sokağa girmiyorum. Binalar hep birbirlerine doğru yatmış durumda. Şimdi yeni mahalledeyiz. Burası da yine en çok hasar alan yerlerden bir tanesi. Burada depremzedeler şu konteynerde kalıyordu. Şu evi anlatmak istiyorum. Bu ev benim doğduktan sonra hatırladığım kadarıyla 4-5 yaşında taşındığımız, büyüdüğüm ev. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteyi kazanana kadar ki yaşadığım ev. Bu mahalle benim mahallem. Doğduktan sonraki, daha önceki videolarda doğduğum evi göstermiştim. Evet, bu mahalle o mahalle. Burada köprünün üzerinde hep oyunlar oynardık. Burası yine mahalle arkadaşlarımızın eviydi. Burada Ozanlı Fatma ablamın evi vardı. Çocukluk arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi
Burası deprem bölgesi olduğu için bu bölgenin mimari yapısına uygun olarak iki katlı inşa edilmiş bu ev benim büyüdüğüm ev yıkılmamış durumda. Yani sıradan bir vatandaş olarak yani burada iki kattan fazla olmaması gerekirken maalesef 7 kat hatta 8 katlı apartmanlar gördüm ben. Onların çoğu da zaten ilk depremde yıkıldılar. Burada eskiden Karacaemmi'nin değirmeni vardı. Burası Hacı Karaemmi'nin eviydi. Bakın bu da tek katlı bir ev. Ama ev gene yıkılmamış durumda. Zarar görmüş ama. İçeride olanlar olduğu için içeriği çekmeyeceğim. Evet. Burası böyle. Bu ev Adıyaman Gölbaşı ilçesinde yeni mahallede. Çekim. Buralıyım ben de. Aynen benim. Geçmiş olsun. Ha, geçmiş olsun. Sağ ol. Evet, burası Karacaemmi'nin binası. Bizim evin üzerine yıkılmış durumda. Eski evimizin orası mutfaktı. Bu 4 kat buranın altı da iş yeriydi eskiden. 4 katlı bu bina, 2 katlı bizim binanın üzerine yıkılmış durumda. Karşıda uyarların binası vardı köşede. Burası asfaltın bir alt sokağı. Burada da ciddi yıkımlar var. Yine şu enkazdan akrabam sağ kurtuldular. Camiye doğru gidiyorum. Burası otogarın tam karşısı. Asfaltın bir alt sokağı. Caminden Gölbaşı meydana doğru giden yol burası. Sağ taraftaki bu evler tamamen yıkılmış durumda.
depremden ciddi manada hasar görmüş binalar vardı. O binaların yıkımına başlamıştı görevliler. Mahallemizin fırıncısı Huzur Ustamız da burada. Huzur Ustam. Abi çalışacağız. Huzur Ustam geçmiş olsun. Eyvallah, sigara gitsen. Yani takdir senin, istersen yorumunu ekleyebiliriz. Allah istersen beklemeyebiliriz. Fırınımızı açıyoruz. Metin tamam. Fırını. Ya, faaliyete geçecek. Yorulmak tamam. İçin inşallah Rabbim. Elimizden geleni yapacağız. Yani Huzur daha... Ustamızın fırını buradaydı. Ayırtıldı. Yeni fırınımız var. Hatta burada evet. Çekim yapmıştık kendisiyle. Evet. Şimdi Huzur Ustamız. Yeni fırınımız var. Tek katlı sağlam. Buraya fırın açtığını söylüyor. Ne yapacağız Huzur Ustam? Ne zaman faaliyete geçeceğiz? İnşallah ya abi, ekmek çıkarmaya başlıyoruz. Tamam. Allah'ın izniyle. Elimizden geleni yapacağız gölbaşı için. Günün hangi saatlerinde vatandaşlar gelip ekmek vallahi alabilir? Sabah saatiyle gün boyuna yaymaya çalışacağız. Elemanlarımız eğer biz aksam olmazsa. Rabbim inşallah yardımcımız olsun. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kaybımız yok değil mi Huzur Ustam? Güzel dostlar kaybettik. Evet maalesef. Ailede yok ama güzel dostlar. Evet maalesef. Hepsini. Sonra elimize... yine görüşelim. Hepinize geçmiş olsun. Başınız sağ olsun. Tamam. Huzur Usta'yı da görmüş olduk. Ana caddede asfalt çalışmaları yapılıyor. Çünkü yollarda ciddi sıkıntılar vardı. Bir yandan görevliler yolları da yapmaya çalışıyor. Gölbaşı'nın merkezi, Gölbaşı Gaziantep istikametine doğru giden yol, ana cadde üzerindeki binalar bu şekilde. Evet, yıkım faaliyetleri devam ediyor. Şubat günü öğleden sonra 1.5 civarı olan depremde yıkılmıştı. Şimdi buradan istasyon caddesine doğru ilerliyoruz. Aşağıya doğru gideyim, burayı göstereyim size. Burası da Nimet Ekmek Fabrikası'na çıkan ara yol ama burası tamamen yıkılmış ve yol tamamen kapanmış durumda. Evet. Sağ tarafta Tekin Saat vardı, berberler vardı. Burada kahve vesaire vardı. Kuyumuş falan vardı burada. Burası da tamamen trafiğe kapanacak şekilde enkazlarla dolmuş durumda. Buradan geri dönmeye çalışayım. Bir vatandaşımız. Hani Gölbaşı maalesef çok kötü durumda. Yani burada hayat neredeyse durmuş durumda. Para geçmiyor şu an hiçbir dükkan. Genellikle arada teptik olan olsa da açık değil. Şurası da yine anneannemin evi, dedemin evi. Katlı ama ayakta. Şu an Anacepe'den Gölbaşı Meydanı'na doğru ilerliyoruz.
binalarda iş makineleri çalışıyordu enkazı kaldırmak için. Gördüğünüz gibi burada çalışıyorlar. Bazı esnaflar böyle malzemelerini kurtarmaya çalışıyor enkazların arasında. Arkadaşlar merhaba, 22 Şubat Çarşamba günü. Bugün depremin 16. günü. Yine Adıyaman Gölbaşı ilçesindeyiz. Gölbaşı meydanından size depremin 16. gününde son durumları aktarmaya çalışacağım. Şu an Gölbaşı meydanında birçok yıkılmış bina vardı. Bu binalarda şu an iş makineleri çalışıyor. Buradaki enkazı kaldırmaya çalışıyorlar. Tabii burada çok ciddi manada iş yeri olduğu için esnaflar burada kendi imkanlarıyla enkazdan arta kalan eşyalarını, mallarını çıkarıp hani bir nevi ne kurtarabildiysek kar diyerekten burada eşyalarını kurtarmaya çalışıyorlar. Tamamen kendi imkanlarıyla Gölbaşı meydanında bulunan iş yerlerinin enkazından bir tarafta yıkım yapılırken bir tarafta da esnaflar kendi imkanlarıyla mallarını kurtarmaya çalışıyorlar. Burada böyle bir durum var. Hemen şöyle meydanı size sağ baştan başlayıp böyle yavaş yavaş gösteriyorum. Burası yeni camiye doğru giden caddeydi. Tamamen kapanmış durumda. Burada defne kafe vardı kanal boyu üzerinde. Tamamen yıkılmış durumda. Yine aşağı yol istasyona gidiyor. Sol taraf belediyeye gidiyor. Yine buradaki birçok çöken iş yerinden de esnaflar kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştıkları malzemeleri kurtarmaya çalışıyorlar. Gölbaşı meydanda şu an son durum bu. Depremin 16. günündeyiz. Çekimlere aralıksız devam ediyoruz. Yardımlar aralıksız gelmeye devam ediyor. İlçenin birçok yerinde elektrik var ama su, doğalgaz ve internet hala gelmedi. Görevlilerle ve belediye başkanıyla görüştüğümüzde çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve yakın zamanda buraya su verileceğini, doğalgazın ve internetin verileceğini söylüyorlar. Ama tabii bu zaman alacak. Çünkü Gölbaşı'nda çok ciddi yıkım var. Depremin olduğu ilk gün 6 Şubat günü. Tabii biz depremi hissettik. Yakından hissettik. Sağ kurtulduk. Ailemizi hemen çıkarıp güvenli bir yere yerleştirdikten sonra aralıksız sizlere bilgi aktarmaya devam ettik. Şu an Gölbaşı meydanından aktaracaklarımız bu kadar. Evet, Gölbaşı meydanda enkazları kaldırma çalışmaları devam ediyor. Esnaflar burada kendi imkanlarıyla eşyalarını kurtarmaya çalışıyorlar. Şu an burada her yerde iş makineleri var. Acil yıkılacak, zarar görmüş binaları tamamen yıkıyorlar. İşte meydandan istasyona doğru size görüntüleri aktarmaya çalışacağım. Pastanesi vesaire vardı. Burası çok kötü durumda.
Yolbaşı Lisesi olarak bilinen şimdiki İbn Sina Meslek Teknik Lisesi'nin içerisinde de yine Kızılay'ın yardım merkezi var. Burada hem yemek de dağıtılıyor. Şu an insanlar kuyruktalar. Baktım orada. Görevliler konteynerlerde çalışmalarına devam ediyorlar. Evet, burada yol bayağı kötü olmuş durumda. Binalar yıkılmak üzere. Sağ taraftaki konteyner Ziraat Bankası'nın konteyneri. Burada buraya gelip işlemlerinizi bu konteynerden yapabilirsiniz. Şimdi evet, burası Gölbaşı Belediyesi'nin yeni çalışma merkezi. Burada konteynerlarda belediye hizmet vermeye çalışıyor. Burası telefon şarj panosuymuş. Buradaki konteynerlarda belediyeler hizmet vermeye çalışıyor. Burada son durum bu şekilde. Belediye binası ciddi bir hasar görmüştü. Hemen dışarıdan onu da sizlere göstermeye çalışayım. Yine asfalta doğru giden bu caddede de çok ciddi yıkımlar var. Binalar çok kötü durumda. Evet, böyle burası asfalttan belediyeye doğru gelen sokak. Gölbaşı Belediyesi burada. Bina ciddi hasar almış durumda. Gölbaşı Belediyesi bu belediyenin sağ tarafında bulunan belediye parkının içerisine konteynerlar kurulmuş durumda. Burada hizmet vermeye devam ediyor. Şu an için son durumlar bu şekilde. Yine
meydana doğru giden yolda biraz önce göstermiştim. İş makineleri, binaları, çöken binaları, enkazlarını kaldırmaya çalışıyor. Arkadaşlar merhaba. Bugün 22 Şubat Çarşamba günü, depremin 16. günündeyiz. Adıyaman Gölbaşı ilçesindeyiz. Adıyaman Gölbaşı'nda hizmet veren bankaları hemen söyleyeceğim. Bir tanesi arkamdaki Halk Bankası, diğeri de Ziraat Bankası. Burada bu iki banka konteyner içerisinde hizmet vermeye çalışıyor. Gölbaşı'nda herhangi bir bankayla ilgili işlemi olan arkadaşlar belediye binasının hemen sağ tarafındaki bu konteynerlara gelip burada işlemlerini halledebilirler. PTT'nin konteyneri de yine SGK binasının önünde. İş Bankası şu an henüz açılmış değil. Tekrar ediyorum, Adıyaman Gölbaşı ilçesinde Halk Bankası, Ziraat Bankası ve PTT burada belediye parkının içerisindeki konteynerlarda hizmet veriyor. Buraya gelip her türlü bankacılık işlemlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, Gölbaşı'nda Gölbaşı Belediyesi'nin konteyner içerisinde yürüttüğü çalışmaları gördük. Oradan biraz görüntü aldık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sabah Afat çadırında başlayan Gölbaşı şehir için deprem yolculuğumuz. Öğleden sonraki saatlerde de halen devam ediyor. Burası SGK binası. Görevli arkadaşlar, burada SGK binasının içerisinde PTT'nin gezici şubesinin olduğunu söylediler. Orada da yine PTT ile ilgili işlemlerinizi yapabilirsiniz. Şuraya bir gireyim. Balkan Oteli ön girişi. Gölbaşı'nda şehir içindeki durumlar hep böyle arkadaşlar. Sürekli hep yıkılmış binalar, hasar görmüş binalar. Sokak aralarında böyle kurulmuş çadırlar. Şimdilerde çadırlarda hayatları devam ediyor. Bir zamanlar rezidanslara 3+1, 4+1, 5+1 dairelere sığmayan nefsimizi şimdi çadırlarda terbiye etmeye çalışıyoruz insanoğlu olarak. Bu da benim kendi şahsi bir
takım olarak her ne kadar plan yapsa da inanan inanmayan bilemem. Yaratıcının da kendi bir planı var. Dolayısıyla yaratıcının planı her zaman üstün geliyor. Evet, burada da gene bu şekilde ciddi hasar görmüş bir bina. Şu an Kurugeçit Mahallesi'ne doğru ilerliyoruz. Burada da yine çadırlar var. Burada bir fırın şu an hizmet veriyor. Hocam fırın açık herhalde değil mi? Ücretsiz mi dağıtıyor? Aynen, burası Kurugeçit Mahallesi. Buradaki fırında sağ olsun ustalarımız çalışıp vatandaşlara ücretsiz ekmek pişiriyorlar, dağıtım yapıyorlar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Burada başlayan Gölbaşı şehir içi deprem yolculuğumuz farklı şekillerde ilerledi. Çadırdan çıktık, Mimar Sinan Mahallesi'ne geldik. O sırada yıkım çalışması yapılan Çınar Apartmanı'nı gördük. Çınar Apartmanı depremde ağır hasar almıştı. O binanın iş makineleri tarafından yıkımına şahit olduk. Sonrasında Mimar Sinan Ortaokulu içerisindeki Kızılay'ın sosyal marketine geldik. Sosyal markette çekimlerde bulunduk. Nasıl yardım ettiklerini gördük. Oradan çıkıp ana cadde boyunca Yavuz Selim Mahallesi'ne doğru giderken oralarda çekim yaptık. Stadyumda Ulaştırma Bakanı'nın geldiği haberini aldık. Oradan bir çekim yaptık. Oradan çıkıp Gölbaşı Meslek Yüksekokulu'nun göl kenarındaki ek binalarının çekimini yaptık. Yine oradan çıkıp Yavuz Selim Mahallesi ve Yeni Mahalle'de bazı çekimler yaptık. Oradan çıkıp Gölbaşı Meydanı'na geldik. Gölbaşı Meydan'dan son durumları aktarmaya çalıştık. Gölbaşı Meydan sonrasında Ziraat Bankası, Halk Bankası ve PTT'nin konteyner içerisinde vermiş olduğu hizmetleri gösterdik. Sonrasında Gölbaşı Belediyesi'nin yine konteyner içerisinde yaptığı çalışmaları uzaktan çektik. Oradan çıkıp Cumhuriyet Mahallesi, Kurugeçit Mahallesi taraflarına gelip şu an çekim yapıyoruz. Şu aracı mı merak ettim. Hocam bu araç ne aracı? Ne ilaçlıyoruz? Evet, şu an belediyenin bir aracı kolera salgını için, mikroplar için dezenfektan çalışması yapıyor. Kurugeçit Mahallesi'ndeyiz. Onu da görmüş olduk. Belediyenin aracı mahallelerde dolaşıp ortaya çıkabilecek virüsler, hastalıklar,
kolera dedi. Her türlü salgın hastalıklara karşı ilaçlama çalışmaları yapıyorlar. Burası Kuru Geçit İlkokulu. Buranın içerisinde de çadırlar var. Belediyenin aracı Gölbaşı şehir içerisinde ilaçlama faaliyeti yapıyor. Onu da görmüş olduk. Şimdi buradan Kuru Geçit mezarlığına doğru yaklaşıyoruz. Yine Tokat Belediyesi'nin bir belediye aracı burada. Su yüklüyorlar aracı. Muhtemelen şehir içinde kullanılıyorlar. Evet, sol tarafta Kuru Geçit mezarlığı var. Tabii burası da depremden hasar görmüş durumda. Burada bir çeşme vardı. Sanırım çeşme akıyor ki. Aynen. Burada vatandaşlar çeşmeden su dolduruyor. Aynen, buradaki çeşme akıyor. Evet, burada sağ taraftaki yer deprem sonrası açılan yerde. Depremde hayatını kaybeden insanlar var. Onlara yaklaşmıyorum. Mezar başında acılarını yaşıyorlar. Yani ilk günden bu yana yapmaya çalıştığım şey arkadaşlar, bir nevi genel durum özeti. Mümkün mertebe vatandaşlara, görevlilere, özellikle çocuklara çok fazla yaklaşmıyorum, yakın çekim yapmıyorum, konuşmaya girmiyorum. Çünkü dediğim gibi herkesin acısı var. Bu gördükleriniz hep depremden dolayı açılmış mezarlar, depremden dolayı defnedilen insanların mezarları. Evet, sabah Gölbaşı AFAD deprem çadırında başlayan maceramız şu an için burada noktalandı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.